Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'deki list ve map yapıları üzerinde durmaya çalışacağız. Java'da bildiğiniz gibi collection'lar diye bir yapı vardır ve bu yapının içinde işte array listler, listler, map'ler gibi bazı yapılarımız mevcut. Bu yapılar ne işe yarıyor? Belli amaca hizmet eden verileri bir arada tutmak için. Biz önceki derslerimizde, Java derslerimizde listeleri, array listeleri falan kullanmıştık. Şimdi Kotlin'de bunu gerçekleştirirken öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Diğer dillerin aksine Kotlin'de bu yapılar değişebilir veya sadece okunabilir olmak üzere ikiye ayrılmış. İlerleyen zamanlarda işte bug'lar çıkmasın, daha iyi uygulamalar geliştirelim diye. Yani siz bir liste yaratırken bunun nasıl olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Mesela bir liste olabilir. Atıyorum 100 tane öğrencinin olduğu bir liste ve bu liste üzerinde herhangi bir değişim istemiyorsanız siz bunu immutable'dır, değil mi bu? Hani değişemez, içindeki verilerle oynanamaz, sadece içinden veri okumak. Ama başka bir liste yapıyorsunuz, buna istediğiniz gibi öğrenciyi ekleme, çıkarma gibi işlemleri yapmak istiyorsunuz. Bunu mutable olarak, yani değişebilir olarak ayarlarsanız bu veri türlerine göre de alacağınız metotlar farklılaşacaktır. Mesela değişebilir bir listede ekleme gibi bir metodunuz varken değişmez bir listede sadece okuma yapmanızı sağlayan bir get metodu olacaktır. Şimdi şöyle uygulamayı açalım. Bunun örneğini bir yapalım. Mesela diyorum ki var numaralar dedim. Numaralar eşittir diyorum ve list of metodumla ben bunu oluşturacağım. Bunu böyle buraya tipini belirtebileceğim gibi, bunun integer değerler alacağını söyleyip buraya değerler atayabileceğim gibi herhangi bir tip belirtmeme de gerek yoktu aslında. Ve daha sonra şöyle numaralar nokta deyip bu liste ile ilgili kullanabileceğim, gördüğünüz gibi belli başlı metotlar ortaya geldi. Bunu neden gösteriyorum? Mesela ben buraya gelip daha önceki derslerde öğrendiğimiz gibi no diyelim buna da. Eşittir deyip işte 1'den 3'e kadar bir range tanımlayabilirdim. Ama bunu yaptığım zaman no'ya dediğimde gördüğünüz gibi bunun sahip olduğu metotlar ile bu listenin sahip olduğu metotlar farklı. Ve ben buradaki list of'a bakarsam gördüğünüz gibi bu bir collection sınıfının bir üyesiyken bunda tabi herhangi bir şey görmüyorum. Bunun veri tipi nedir? Mesela integer mıdır? Hayır, hata verecektir. Bu integer range. Integer range diye bir sınıfa aittir ve gördüğünüz gibi bu range diye ayrı bir sınıfın üyesi. Bu farklılığı önce bir belirtelim. Daha sonra numaralar değişkenimize 1, 2, 3 diye değerleri atadık ve gördüğünüz gibi get dediğimde benden bir index istiyor. Bildiğiniz gibi programlama dillerinde indeksler sıfırdan başlar. Sıfırıncı indeks, 1 ve ikinci indeks diye bunlar bu şekilde gidiyor. Ben bunları ekrana yazdırmak istediğimde bir for kullanabilirim. For dedikten sonra i diyorum, in diyorum, numaralar dedikten sonra print line'la bunları ekrana bastıralım. Bakalım bir hatamız var mı? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye bu değerleri buraya yazdırdı. Peki ben bunlara yeni bir, atıyorum 4 diye bir değer eklemek istediğimde, yani normalde ne beklerim? Numaralar nokta add deyip bunu buraya eklemek isterim. Ama dediğimiz gibi bu list of dediğinizde bunun değişmeyecek bir liste olduğunu ben aslında sisteme söylediğim için herhangi bir ekleme veya çıkarma, yani ne bileyim delete gibi bir metodum veya remove gibi bir metodum da yok. Herhangi bir düzenleme yapamıyorum bu listeyle ilgili. Peki ben böyle bir düzenleme yapmak istediğimde ne yapacağım? Var diyorum. Buna da ne diyelim? ID'ler diyelim, eşittir. Bunun bu sefer tipini belli ediyorum ve diyorum ki bu bir mutable list'tir. Eşittir dedikten sonra mutable list of deyip buraya değerlerimi yazabilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya da integer olduğunu söyleyelim. Ve de şunun da dememize bile gerek kalmadı ama integer diyelim. Bunu dedikten sonra mesela bunu ekrana bastıralım. For diyelim. I, in, id'ler ve print line'la bunu ekrana bastıralım.
Önce 1, 2, 3 bunlar yazılacak ve daha sonra da diğer listem yazılıyor. Şunu kapattım. Ben buna eğer veri eklemek, çıkarmak istiyorsam buraya gelip bu sefer id'ler.add deyip direkt olarak 6'yı buraya yazabiliyorum. id'ler. Gördüğünüz gibi remove da var. Atıyorum 3'ü çıkarsın. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi 6'yı ekledi ve 3'ü çıkardı. Neden ben bunun çünkü değişebilir bir liste olduğunu sisteme söylemiş oldum. Yani ne bileyim, listelerle ilgili pek çok metodumuz mevcut. Nokta dedikten sonra burada artık ihtiyacımıza göre lazım olan her şeyi buradan edinebiliriz. Ama genel olarak nedir? Ekleme yaparız, yer değiştirme yaparız, silme yaparız. Verilen bir değere veya indeks numarasına göre. Bu gibi metotlarımız burada mevcut. Sıralama, ne bileyim. Bu ve bu, yani ihtiyacımıza göre bir şeyi burada basit olarak İngilizce yazarsanız büyük ihtimal karşılığını zaten bulacaksınızdır. Ama temel mantık bu. Dediğimiz gibi diğer dillerin aksine burada listenin veya bir array listin tipini belirtirken değişebilir ve değişemez olduğuna dair iki farklı veri tipi mevcut. Güzel bir özellik aslında. Bunu burada belirttikten sonra listelerden hani şu an için başka ne diyebiliriz aklıma gelmiyor. Bir de mapler diye bir kavram vardı Java'da. Şimdi map nedir? Key value ilişkisinde çalışan yapılar. Mesela map diyoruz. Daha sonra diyorum ki birinci değerim string olacak, ikinci değerim int olacak. Mesela öğrenciler diyelim, eşittir işte new tree map diye bir yapı vardı. Bunun da yine tipini söylüyorduk string'e, işte ne, integer. Bu şu demek, hani tanımını bu şekilde yapıyorduk. Bu şu demek, mesela ben şöyle bir veri saklamak isteyebilirim. Mesela adı Emre olanın integer'da da yaşı tutulsun, 28. Adı Hasan olanın yaşı 29. Ali olanın 15 gibi. Burada benim bu key'im olurken, yani anahtar değerim bu olurken, bununla ilgili değer de value oluyor, 28'miş. Key value dediğimiz bu. Mesela günlük hayatta nedir? Bizim TC kimliklerimiz key iken, sonuçta her birimizin TC'si kendine özel. Tam tersi bir durumda, İşte TC kimlik numarası 1-2-3 olan insan Emre Altunbilek'tir. 4-5-6 olan başka biridir. Key value bu. Key'i verdiğinizde onunla ilgili bir değer saklamak istediğiniz yapılar, mapler oluyor. Peki bunu Kotlin'de nasıl yaparız? Mapleri nasıl uygularız? Şöyle, değişkenler dedim. Mesela insanlar. Burada demin anlattığımız bu TC kimlik isim muhabbetini burada yapmaya çalışalım. Tree map diyorum. Bakın şuraya dikkat ederseniz tree map kütüphanesi Java'ya ait bir kütüphane. Yani aslında bu bir Java kodu ya da Java'nın yapısı diyebiliriz. Java'da kullanılan bir yapı, ama ben bunu Kotlin'de hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanabiliyorum. Ve üzerinde gördüğünüz gibi şöyle bir daha yazarsam. K ve V harfleri var. Buradaki işte bu K. K, V ise value. Yani K kısmında ne gelecek? Atıyorum integer bir değer gelecek. Value kısmına da bununla ilgili bir ifade. Mesela string bir değer gelecek. Ben böyle bir veri yapısını saklamak istediğimi söylüyorum. Şu string neden olmadı? Pardon. Şöyle kapatmam lazım. Daha sonra buna eleman ekleyelim. İnsanlar diyorum. İnsanlar şöyle bir köşeli parantez açıp öncelikli olarak neyimi vereceğim? Integer değerimi vereceğim. Mesela ben TC'si atıyorum 1, 2, 3 olan insanın Emre Altunbilek olduğunu bilgisini saklamak istiyorum. Yine aynı şekilde insanlar dedim 4, 5, 6 olsun. Bu da Ali Veli diye biri olsun. Bunları buraya yazdım. Yani map'ime bu değerleri ekledim. Dediğimiz gibi buradaki K 123, değeri Emre Altunbilek. Buradaki anahtar değerimiz 456,
diğeri Ali Veli. Bunları gösterirken de basit bir for loop'u yapıyoruz. Burada göstermek istediğiniz alanları yazıyorsunuz. Nasıl bir şey o? Şöyle, öncelikli olarak TC'yi aldık. Bizim key'imiz bu. TC'nin yani key'imizin değeri de ne? İsim. Daha sonra in diyorum insanlar. Ekrana bastıralım bunları. Print line deyip açtım. Öncelikli olarak şuradaki TC değişkenini aldım. Şöyle yapalım. Daha sonra da bunun isim değerini buraya ekleyelim. Yani bu insanların içinde olan 123 Emre Altunbilek, tek satıra bakalım önce, şöyle düşünün. Buradaki bu 123 değerini TC'ye atacak. Emre Altunbilek değerini ise buradaki isim değişkenini atacak ve bunları ekrana bastıracak. Mantığı bu. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 1, 2, 3 key'im Emre Altunbilek yazdı. 4, 5, 6 key'im, value'su da Ali Veli. İşte böylece biz map'leri de burada kullanabiliyoruz. Bunu anlattıktan sonra key value ilişkisinde bu şekilde ekrana yazdırabiliriz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde, herhangi bir ne bileyim integer TC demedim, string isim demedim, direkt yazdım ve ekranda kullandım. Bir de şu an aklıma geldi, listeyi anlatırken mesela şöyle bir listemiz olsun, liste dedim, list of deyip bunun şunu siliyorum, bakın hiçbir önemi yok, 1 dedim, 2 3 4 nokta mı yazdık, 1 2 3 3 4 1 2 3 4 diye bir liste oluşturdum. Mesela ben bunu ekrana bastırdığımda nasıl bastırıyoruz? For loop'la. For dedim. I, in dedim. Liste dedim. Daha sonra da bir print line'la bunları yazdıralım. I deyip şunları şöyle bir yorum satırı içine alayım. Kafamız karışmasın. Bir hata var. Çok mu fazla aldık acaba? Var liste dedik. Listede bunu yazdır. Ha, şunu şurada kapatmak gerekiyordu. Tekrardan. 1, 2, 3, 4 elemanlarıyla dolu bir listem var ve ekrana yazdırdım. Peki ben bazen ne oluyor? Bunların indekslerine erişiyorum değil mi? Hani normal bir Java'da integer i eşittir 0 deyip bir bir arttırıyordum falan. Hani böyle bir ihtiyaç duyabilir. Yani siz listedeki elemanlarla beraber ne bileyim indeks numaralarında ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için de withIndex diye bir metodum var. Bunu dediğimde bu liste elemanlarına ulaşırken indeks bilgilerine de erişiyoruz. Bunun şöyle bir açarsak, gördüğünüz gibi böyle bir yine collection sınıfında bir değeri mevcut. Bu sefer yine aynı şekilde, yani bu mapleri anlatırken kullandığımız şu yapıyı burada da kullanıyorum. Mesela index dedim. Şöyle yapalım. Index ve value diye. Yani bu metodun karşılığında bana hem index hem de value yani değer bilgisi geleceğini ve bu değerleri, bu değişkenleri atamak istediğimi söylüyorum. Bunu dedikten sonra şöyle yapalım. Diyelim ki dolar i indeksinde dolar v değeri var. Bakalım ne çıkacak. Tabi bu dolar olacak. Ne diyecek? 0 indeksinde 1 değeri var, 1 indeksinde 2 değeri var falan gibi bir ifade. Evet, gördüğünüz gibi. Hani siz eğer listenizdeki elemanların indeks değerleriyle de ilgileniyorsanız böyle bir kullanımım söz konusu. Buradan gelen değerlerde ilk değer indeks, ikinci değer değeri oluyor ve ben bunları yine
neydi, string interpolation diye bir kavramdır bu. Hani bunu böyle yazdırdığımız gibi, bildiğiniz gibi hani artı deyip i de diyebiliyoruz. Hani böyle bir kullanım zaten Java'da bildiğimiz için ben direkt Kotlin'de kullandığımız yapıyı sürekli kullanıyorum ki alışalım diye. Direkt string ifadenin içinde böyle değişkenimizin başına dolar diyerek bu ifadeleri burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet, listelerle, maplerle çok fazla işlem yapabiliriz ama temel olarak kavramlar, metotlar bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.